et, süt, yumurta yemeyen birisinin protein alamayacağı zannedilir. Bu çok komiktir çünkü zaten hayvanlar proteinlerini bitkilerden almaktadır. Özellikle esansiyel amino asit dediğimiz, insanlarda sentezlenemeyen 8 tane amino asit vardır proteinlerin yapı taşı olan. Bunlar hayvanlarda da sentezlenmez. Hayvanlar da onları bitkilerden alır. Efsanelerden biri de hayvansal proteinlerin bitkisel proteinlere göre daha kaliteli olduğudur. Hayvansal protein ile bitkisel protein arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de aynıdır. Bu kalitenin içerdikleri amino asit çeşitliliğinden olduğunu söyleyenler de vardır. Amino asit gereksinimleri 1952'de William Rose tarafından bulunmuştur ve Dünya Sağlık Örgütü onun bulduğu sayıları kullanmaktadır. William Rose, minimum alınması gereken amino asitleri belirlemiş. Önerilen alınması gereken minimum olarak da bunların iki katı tespit edilmiştir. Hayvansal proteinlerde bütün amino asitlerin dengeli bir şekilde bulunduğu iddia edilir. Bu doğrudur ama bitkisel proteinlerde de hepsi bulunur. Eğer sadece günde bir öğün ve o öğünde sadece biraz fasulye yerseniz tabii ki bütün amino asitleri alamazsınız. Bu sürpriz değil. Ama merak etmeyin, ne veganlar ne vejeteryanlar asla protein eksikliği duymuyorlar. Normalde alınması gereken proteinin iki katına kadar zaten hepsi alıyor. Esas buradaki soru şu, protein herkes alabiliyor ama acaba hayvansal gıdalarla beslenen insanlar yeterince lif alabiliyor mu? Ben size söyleyeyim, hayır alamıyor. Amerika'da yapılan bir çalışmada insanların ortalama alınması gereken liflerin sadece %3'ünü aldığını tespit etmiştir. O yüzden proteine bu kadar takıntılı olanlara siz acaba yeterince lif alabiliyor musunuz diye sorabilirsiniz. Ayrıca YouTube'da gezinirken şöyle bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Hayvansal proteinler daha yavaş sindirildiği için daha uzun süre etkilidir. Böyle bir şey kesinlikle doğru değil. Bunun dışında yine internette bazı garip bilgilerle karşılaşıyoruz. Yok işte etteki sülfürlü amino asitler karaciğerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyormuş. Bitkisel beslenirseniz toksinlere de maruz kalmazsınız. Zaten gerçek bir bilgi de değil. Dünyada en uzun yaşayan Okinavalıların sadece 39 gram proteinle 100 küsür yaşına kadar yaşadıkları da ek bir bilgi olsun sizin.